günaydın. Bugün cumartesi günü. 17 Eylül cumartesi. Yine muayenehaneye gidiyorum. Dün yoğun bir gündü. Son derece yoğun. Bizde cumartesiler de çok yoğun geçiyor. Mümkün olduğunca çok klinikten anekdotlar çekmeye çalışıyorum ama tabii ki hastaların izinleriyle çekmeye çalıştığım için, yani hastaların rızası olmadan çok uygun olmuyor çünkü çekim yapmak. O yüzden kısıtlı olabiliyor klinikteki şeyler, sahneler. Ama mümkün olduğunca rızasını aldığımız hastalardan çekimler yapmaya çalışıyorum. Bu hem izlemek hani sizin açınızdan keyifli olabiliyor. Aynı zamanda diş hekimliği öğrencileri de izlerken hem bir şeyler öğreniyor hem eminim keyif alıyor diye düşünüyorum. Bakalım, inşallah güzel bir gün olur. Biraz yoğun. İnşallah gün sonunu hayırlısıyla görebiliriz bakalım. Görüşürüz yeniden. Kocaman aç. Kocaman. Şimdi bakın, burada şu diş öne doğru devrilmiş durumda, fark ettiniz mi? Yani sanki bu bölgenin boşluğu kapanmış değil de diş devrildiği için bu suni bir görüntü. Kapanmış gibi gözüküyor bu boşluk aslına bakarsanız. Ama sol taraftaki, pardon sağ taraftaki muhtemelen diş kilidiyle alakalı olarak veya kaybettiğiniz zaman dönemine bağlı olarak bura kadar devrilmemiş diş. Yani şu dişin devrilmesine çok izin vermemişler. Muhtemelen diğer diş kilitleri izin vermemiş. Ki düşündüğüm şurada geçiniz. Bu daha yeni kayıplardan biri. Evet. Gibi gözüküyor sağ üstünde kaybımız. Şimdi bakın, sizin dişlerinizde şu pozisyondan şu pozisyona bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Dünya genelinde şeffaf plaklarla şu an aktif şekilde tedavi olan 15 milyon hasta var. Bu 15 milyon hastanın 5-6 milyonun tedavisi bitmiş. Bu cihazda, bu yapay zeka, bu cihazda o hastaların öncesi sonrası kayıtlarının tamamı var. Ve bu cihaz bana diyor ki, benim elimdeki kayıtlara baktığım zaman bu ağza benzer ağızların tedavisini biz şeffaf plaklarla yaptığımızda bu sonuçları elde edebiliyoruz. Hepari tedavimizde biliyorsunuz plak dişleri sıkıca sarıyor. Plak dişleri kuvvet uyguluyor. Peki neyden destek alarak? Bu ataşmanlardan, dişlerinizin yüzeyindeki şeffaf çıkıntılardan destek alarak kuvvet uyguluyor. İtham ettin az önce. Yok öyle bir şey dedin. Dikkat et dile. Bak, buraya telin üzerine bir lastik daha takıyorum. Burayı çok iyi fırçalıyorsun, tamam mı? Sırf estetik olsun diye üst üste takıyorum bak. Daha önce de bunu anlatmıştım sana. İyi fırçalamazsan çürür. Tamam mı? Bugün ayın 17'si miydi? Hı hı. 17 Eylül 2022. Ve Bakırköy cumartesi trafiği. Valentina'da dişlerinin YouTube'a çıkması için bize izin verdi. Kim abi demiştin? Felsefe ya. Felsefeci miymiş? Evet. Çok aktifleyemedim. Çok sıkıcı. Kaç güzel kızım. Felsefeciye de abi denmezmiş ama Valentina. Tanıyan ki. İşte sen de tam adamını bulmuşsun yani. Kaç güzel kızım.
listeler yapacağız. Hissettin mi battığını çok? Şimdi sanazın diş etlerini keseceğiz. O yüzden özür dilerim. Buraları minik minik uyuşturacağız. Tamam. Bitti. Harikasın. Acıyor mu böyle? Uyuştun değil mi? Uyuşmuşsun canım. Acımıyorlar. Harikasın sana. Şimdi ısıralım isteyeceğim. Isırdığımız zaman bir açık kapanış var. Şimdi bu açık kapanışı düzeltirken arka bölümlerde mini vidalarla gömme uyguluyoruz. Açalım isteyeceğim. Şöyle damağa da gel. Damakta da bir tane holding aparayımız var. Bu da içeriden gömmeye devam ediyor. Hiç korkmayın, olur mu? Hiç oynatmayın. Oradan destekle yüzü. Hiç bozmayın. Diş ağrısı hissederseniz beni uyarıyorsunuz, tamam mı? Hı hı. Diş ağrısı hissetmenizi istemiyoruz. Şimdi vidalarımızı yaptık. Bir de aktivasyon kısmına geçiyoruz.
Thank you.